EXO Alperen'den hepinize. Lan bir saniye, benim şu anda ellerimde niye paten var ya? Paten bir kere ayağa giyilir. Taktım bunları. Sen mi taktın lan bunları ellerime? Hey, yok ben takmadım ya. Sen takmadıysan ben takmadıysam bunları kim taktı evlenir? Bilmem, belki bal porsukları takmıştır. Bal porsukları mı takmıştır? Lan bak yürecek şimşatlar lan, bir koyacağım kafana böyle. Ayağındaki patenlerle böyle biyo 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 aşağı uçacaksın sonra. Hem senin bir kere ne işin var burada kızım, sen manyak mısın lan? Çıkmışsın bir tane binanın üstüne paten kayıyorsun. Senin ismin ne bakayım? Bana kısaca Fatma Nursu Gül diyebilirsin. Sana kısaca Fatma Nursu Gül mü diyebilirim? Lan bu kısa haliyse uzun halin ne? Senin ismin bu mu? Gerçekten bu ismim, ne oldu ki? Lan böyle isim mi olur ya? İsim dediğin kısa olur böyle. Bir gibi olmaz ki bak, bu ne böyle? Fatma Nursu Gül. Ulan isminin içinde tam 4 tane kız ismi var lan. Böyle bir şey olabilir mi? Çok merak ediyorum yani, bu nasıl oldu? Çünkü mümkün değil yani. Bak şöyle oldu. Ben doğacağım zaman annem demiş ki ismi Fatma olsun. Sonra babam demiş ki ben anlamam, Nur olsun demiş. Tamam o zaman ismin Fatma Nur oluyor. Su ve gün nereden geliyor ya? Ondan sonra birden babaannem çok susamış. Tam böyle hastanede adımı kayıt ettirirlerken su diye bağırmış. Onu da koymuşlar. Hadi ya bir saniye. Tamam, Fatma'yı annen koydu, Nur'u baban koydu. Suyu babaannen yanlışlıkla mı koydu? Aynen öyle oldu. Bak sonra su getirmedi kimse. Getirmeyince de babaannem çok üzüldü böyle. Bayağı üzgün, dalgın böyle, çok kötü. Peki tamam da gün ne alakalı? Sonra tam orada dedem demiş ki üzülme bu kadar ya, biraz gül diye bağırmış. Yani o da böyle bağırınca böyle gül oraya işlenmiş, senin adın gül olmuş. Yok onu daha sonra koydular ya. Bu cidden manyak ya. Kay bakayım paten bir göreyim mi? Bak kayayım. Annem manyak lan bu. Annem bak çarpma engelleri. Tamam sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bak bacaklarını açarak geçiyorlarından ya. Bu ne kadar manyak bir şey. Seviye 1'i geçtik. Yani bir insan niye bu kadar yüksekte binaların tepesine çıkıp paten kayar ya? Niye biliyor musun, bak söyleyeyim mi? Söyle bakayım. Çünkü EXO ailesini çok eğlendirmek istediğim için. EXO ailesi her videoya deli gibi like atıyor, abone oluyor ve yanındaki zil tuşunu açıyor ya. EXO ailesi aşırı hızlı şekilde büyüyor ya. İşte o yüzden ben de böyle çılgın şeyler yapıyorum mutluluktan. Yani EXO ailesi aşırı hızlı büyüdüğü için sen çatıya çıkıp paten mi kaymaya karar verdin lan manyak? Bak çok güzel kayıyorum. Yuhuu. Sen bak kafayı yemişsin, ben diyorum. Ama bak ben de EXO ailesi çok hızlı büyüdükçe çok mutlu oluyorum yani. Öyle bir hız yok ya. Neredeyse 1 milyon kişi olacağız EXO ailesi. Bu başarı hepimizin. Hep beraber çok büyük bir aile oluyoruz. EXO. Hadi bakayım. Şimdi bak ikinci bölümde geçtik şu anda. Üçüncüde anahtar varmış. Anam bir saniye. Lan bu taraf bu binalar kesik kesik. Aşağı düşmeyelim bak, ben korkarım ha. Lan ne olacak, bak şöyle. Bak izle, hop. Bacağı açıyor. Lan bak düşen dikkat et. Hop böyle bak. Bak sen gebereceksin ben diyorum. Bak böyle. Geberdi dur. Fatma Nursu. Bu neydi lan, ne kadar uzun bir isim bu ya. Ulan sen gebersen. Ben de arkadaşlar işte, ismini ısırmaz. Bu nasıl bir şey arkadaşlar? Yeter be. Dalga geçme ya. Tamam lan tamam manyak. Bak bu sefer dikkatli kay, tamam mı? Sonra düşüp geberiyorsun bak. Güzel bak, bacakları doğru aç. Çok çılgın bir şey yapıyorsun bak, anahtarı da aldık, güzel. İşte bölümü geçtik ve 25 elmas geldi bize bundan. Bu elmasları bize kim veriyor ya? Onları mı, bak işte. Ben onları evin çatısında buluyorum. Oha, evin çatısından mı buluyorsun? Ama bu imkansız ya. Beni sen niye evin çatısına elmas bıraksın ki? O bak şöyle oluyor, şimdi havada uçaklar uçuyor ya. Bunun ne alakası var? Uçaklar uçarken mesela birinin parmağındaki elmas yüzük kayıp düşüyor, hop. Binaların tepesinde. Hadi lan oğlum manyağa bak ya. Bu nasıl bir teori lan? Hadi bir kere o yüzük düşse paramparça olur da. Nasıl düşecek lan? Uçak bir yer kapalı böyle. Yüzüğün düşeceği bir yer yok. Sen ne anlasın lan Gofik? Benim amcaoğlum pilot bir kere. Amcaoğlum pilot mu? Öyle. İyi bakayım o zaman, sen öyle diyorsan. Bak şimdi dikkatli ol. Tüm buradaki elmasları al, çok değerli bunlar. Bende bak pembe elmas ha. Hiç sıkıntı yok. Ben elmas gördüm, masla kaçırmam. İyi bakayım, güzel. Ha bak 50'de 50 hepsini aldık. Mükemmel değil mi? Çok iyi, çok zengin olduk. Lan cidden ya. Bak şimdi uçuyoruz. Oh ne olacak? Of. Aç bacakları. Aha düştük. Burası katlayıcı. Ne kadar uzağa düşersek o kadar fazla elmas katlıyoruz. Şimdi 50 aldık. Aha 2 katlandı ve 100 oldu. Ulan mükemmel ya. Şimdi bu elmasla alacağı ne yapabiliriz? Tabii ki bana kıyafet alabiliriz. Sana kıyafet mi alacağız? Ulan şu oyunlarda bu kadar elmas kasıyor. Bir kere de siz bana şu kıyafeti alın ya. Yeter lan. Bıktım.
Neden fakirlikten ekmek kemiriyorum? Yeter artık. Her videoda niye siyah tişört giyiyorum biliyor musun? Niyeymiş o? Fakirlikten de niye olacak? Hep tişörtüm aynı, niye tişört alacak param yok. Anca ekmek kemiriyorum. Ne yapayım? Aga be. Tamam o zaman gir mağazaya. Anne bana kıyafet mi alacağız? Yok bana alacağız ya. Bak bakalım şimdi kaç paramız var? 175 var. Kaç parayı açıyoruz? Aha bak 150 liraya patenlerimizi geliştiriyoruz. Yapalım mı? Oh mis mis yapalım yapalım. İyi bakayım hadi açıyoruz. Bakalım ne gelecek. Aha bak geliyor geliyor. Hop neymiş bu? Mavi paten. Annem bu ne lan, bok gibi böyle. Hiç beğenmedim ya, bu ne? Önceden bok gibi ya. Bu ne böyle? Bir de bak şimdi seni artık çıktığım bu binalar biraz daha abidik gubidik hale gelmeye başladı. Ben korkuyorum bak. Bir şey olacak, düşeceksin, gebereceksin, sonra göreceksin. Ama dur dur bak dur. Ya sen rahat ol, o iş bende. Hop gördün mü lan çakal? Şu hareketlere bak ya. Bir gün düşecek bir kere bak, görecek sonra ağzını burnunu dağıtacak. Geberecek orada. Sen az önce bir kere düştü gördünüz. Hatta şu an onu bir daha izleyelim. Ya bak gördün nasıl gebermiş. Heh, o bir kere olur bir kere. Bir kere olur bir kere mi? Lan sen Türkçe büktün. Tek büktüğüm Türkçe mi? Bak havayı da büküyorum. Anam ne yapıyorsun lan? Osurmanın verdiği güçle gidiyorum. Şuna bak, yihuu. Ne yapıyorsun manyak? Bu hangi teknik lan böyle? Bu Bogo Bogo ustamın tekniği. Ne Bogo Bogo ustamı? Sen nereden biliyorsun bu ismi ya? O benim eski ustam. Bana osurmayı o öğretti. Ultra güçlü osuruk tekniğiyle kendimi uçurabiliyorum. Oha uçurabiliyor musun? Keşke ben de osurarak uçabilseydim lan. Neyse devam edelim bakalım. Evet elmaslarımızı da aldık, güzel güzel. Sanki bir düşünceli gibiydin ya, bir şey mi düşünüyordun? Yok bir şey düşünmüyorum ben, ne düşüneceğim? Ne düşünebilirim ki yani? Ben bileyim, osurunca ben böyle, sen bir düşünceli oldun birden, çok garip. Yok öyle bir şey olmadı. Ne düşüneceğim? Hadi bakayım şimdi çakal, boş durma, kaydan hadi bak, seni ittiriyorum. Git. Adam dur, hazır değilim, dur dur dur. Hayır dur. Neden? Patence kız Fatma Nur Gül. Ne bak ismini unuttum ya. Lan Fatma Nur Su Gül ya. O kadar basit. Dünyadaki en kısa isim. Anam sen gebermedin mi? He tamam tamam, ben sana doğru söyledim ne ismini. Herhalde sen yanlış anladın. Şey oldu orada bir. Rüzgar mesti ne olduysa duyamadın galiba. Çakal ya. Bana çakal diyene bak. Ulan 4 tane ismi almasın, birleştirmesin lan. İnsanların ismi alma haklarının önüne geçiyorsun sen şu anda. Bu resmen bir suç. Bu nedir ya? Tek su ailesi. Bu paten kaybı oyununda cidden çok çok fazla eğlendim. Bu manyak Fatma Nur Su Gül de çok acayipmiş yani. Hem güzel paten kayıyor ama birazcık mal da. Sen senden mal. Bak bak şuna bak ya. Ama ben çok eğlendim lan biliyor musun? Ben de ya. Ve sonrası eğer siz de eğlendiyseniz alttan video like atmayı, abone olmayı ve yanındaki zil tuşunu açmayı unutmayın. TikTok'a, Instagram'a girip ekstra beni takip edebilirsiniz. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bye bye.